Merhaba sevgili Kısa Dalga izleyenleri. Yeni bir yayınla daha karşınızdayız. Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt'la Politikest yayınını yapacağız sizlere. Şimdi seçimlerin üzerinden 6 gün geçti. Aslında neredeyse bir hafta. Tartışmalı günler yaşanıyor. İtirazlar var. Mazbata yalan vekiller var. Belediye başkanları var. Şimdi ilk olarak Sedat abiye şunu sorayım. Bir kısa seçim değerlendirmesi alayım Sedat abi senden. Sonra da özel nokta atışı sorularım olacak. Önce hoş geldin yayınımıza. Nasıl geçti bu hafta ve seçim değerlendirmenle başlayalım. Buyurun. Merhaba. Tabii senin de tahmin ettiğin gibi birazcık fazla yoğun geçti. Sonuçta kritik bir seçimdi. Yani sadece yerel yöneticilerin seçileceği bir seçim değildi. Çünkü seçimlerin özellikle bizim gibi Türkiye gibi ülkelerde seçimlerin bir de siyaseti dizayn etme, siyaseti yeniden formatlama gibi bir işlevi var. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra da bunu gördük. Şimdi de bunu gördük. Bu nedenle önemli Türkiye'de her seçim. Bir de bundan sonra 3-4 yıl seçim olmayacak ve bundan sonraki seçim gerçekten Cumhurbaşkanlığı anlamında da milletvekili anlamında da sonuçları itibariyle Türkiye'de bir rejim değişikliğini tekrar gündeme getirebilecek, çok derin anayasayı da tartışma konusu yapacak, çok derin sonuçlar yaratacak bir seçim. Bu onun bir ilk adımıydı. Yani Türkiye şimdi bir merdivenden çıkmaya başlıyor ve ilk basamağını geçmiş vaziyette. Tabii seçim bu ülkede önemli. Yani sadece Cumhuriyet tarihinde değil, ondan önce de bu ülkede, bu coğrafyada Osmanlı döneminde insanların önüne sandıklar konuldu. Meşrutiyet denemeleri yapıldı, anayasa denemeleri yapıldı. Tek parti döneminde bile 5 kez insanların önüne sandık konuldu. Bu ülke muhtelif dönemlerde darbelere muhatap oldu ama darbeciler bile bize ne demediler ve o insanların önüne 1-2 en geç 3 yıl sonra bir sandık koydular. Buradaki Türkiye'deki insanlarla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla sandık arasında vazgeçilemeyecek bir bağ var. O nedenle sandık önemli. Bir de tabii Türkiye'deki ortalama insanların en önemli siyasi faaliyetleri 4 ya da 5 yılda bir giderek sandığa oy kullanmak ve bu onlar için Evet. çok önemli. Çünkü Evet. hala sandık üzerinden kurulan bir demokrasimiz söz konusu. Ama burada da ufak tefek de olsa devletin taraf olduğu, eskiden de devletin tarafı, 46'tan beri bunu aşamadık. Devletin taraf olduğu bir takım tartışmalara muhatap oluyoruz. Yani sandığa giren oyla sonuç çıkarmak yerine sandıktan çıkan oyu değerlendirerek muhtelif yöntemlerle bir seçim sonucunu değiştirmek, millet iradesini değiştirmek gibi niyetle hareket edildiğini görüyoruz. Nitekim bu seçimde de taşıma seçmenler bunun en temel göstergesi. Bu en basitinden, yani yaptığınız yer önemli değil. Bunu yaptığınız zaman tüm ülkedeki o bağımsız, özgür seçime siz gölge düşürürsünüz. Çünkü seçim her yerde aynı özgürlük içinde yapılırsa demokratik bir seçim haline gelir. Bir yerdeki eksiklik bütün her taraf için bir kötü gölgedir, olumsuz bir gölgedir, noktadır. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorum? Şöyle değerlendiriyorum. Seçmen burada bir ortaya tablo koydu. Yani bu ortada bir başarı söz konusuysa ya da ortaya çıkan sonuç bir tabloyu işaret ediyorsa bunun ressamı seçmendir. Ve bunun içinde AK Parti de vardır. AK Partili seçmen de partisini yerel seçimlerde her iktidar partisinin seçmenin yaptığı gibi uyarmıştır. Ona bir ihtar vermiştir. Bunu nasıl yapmıştır? Bir kısmı karşısındaki partiye oy vererek, bir kısmı da katılmayarak. Yani AK Parti'ye daha önce oy vermiş seçmenin seçime katılmadığı ve büyük oranda katılmadığı en temel gösterge. Ama bir önceki seçime göre %10'luk, %12'lik bir katılım noksanlığı da sadece AK Parti ile ifade edilemez. Yani %22'yi katarsak %78 katılım oranı, yani seçmenin %22'si sandığa gitmemiş. Hani her seçimde belli bir oranda gitmiyor ama gitmemesinin de muhtelif nedenleri var. Demek ki bu ülkede hani hep anketlerde, seçim öncesi yapılan anketlerde kararsız seçmen diye bir kategori olur ve bunu işte oransal olarak anketçiler dağıtırlar. Bunun da bir kez yapılmaması gerektiğini ihtar ediyor seçmen. %22'lik seçmen bugün içine sinerek oy vereceği parti yok demek. Yani onu sandık başına götürmeye ikna edebilecek bir parti, sağ, sol, İslamcı, Türk, Kürt ne olursa olsun yok. Ya bu önemli bir boşluk. Bunu bir köşeye koyduk.
Bir de hani AK Parti'nin seçmenin evde kalmış olması da önemli. Hani seçenek olarak Refah gözüküyor muhafazakar ya da milli görüş formatlı seçmen için, ama diğer seçmen için Yeniden Refah Partisi'nin de bir seçenek olmadığını gördük, en azından yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde çünkü seçmen daha önce bağlı oldu, gönülden bağlı oldu, politik olarak bağlı oldu. Partiden ayrılarak başka partilere, başka partilerin adaylarına oy verebiliyor. Bunu gördük. Bu sefer de gördük gene. Yani Ankara'da Mansur Yavaş'ın %60 alması bunun en temel göstergesi. Şimdi bu sonuçlar üzerinden AK Parti'nin bir kaybettiğini söyleyebiliriz. Çünkü niye? Bu başkanlık yarışıydı. Ve başkanlık yarışında elindeki başkanlıkların büyük bir kısmını tekrar kaybetti AK Parti. Bu seçimin en büyük yenilgisi AK Parti yaşanmıştır. Bunu ekleyelim. İl Genel Meclisi'nde beklediği sonuçları, belediye meclislerinde genel beklediği sonuçları, hatta aldığı pozisyon itibariyle söylüyorum, CHP'nin adaylarına kaybettirme niyetiyle aday belirleyen İyi Parti de en az AK Parti kadar bu seçimin yeniğidir, mağlubudur. Çünkü beklediği oy oranına da ulaşamadı. Hiç beklediği gibi sadece bir yer, o da kişisel özellikler. İşte başkanların yerel seçimdeki o dinamikler nedeniyle farklı bir şeyle seçmende karşılıkları var. Bundan dolayı bir seçim bölgesinde belediye başkanlığını kazandı İyi Parti. Kazanamadığı gibi CHP'yi de kaybettiremedi. Yani İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de CHP'ye kaydettirme niyetiyle hareket ettiğini çok net anladık. Hatta bunu biz söylemiyoruz. Partisinde üst düzey yöneticilik yapmış insanlar, o partinin kurucular aynı eleştirilerle İyi Parti'den istifa ettiler. Bu nedenle AK Parti kadar bu seçimin yenilmişi olan parti de İyi Parti'dir. Ha, burada ittifaktan Evet. kaynaklanan nedenlerle MHP ile Evet. AK Parti'nin arasında da bir takım sıkıntılar yaşanma ihtimali vardır. Ben MHP'nin yüksek oranda bir oy alacağını, en azından AK Parti'den kayıp oyların MHP'ye yöneleceğini düşünüyordum. O da olmadı. Bu seçim yani sonuçları itibariyle yani matematiksel olarak değerlendirilmesi gereken bir seçim anlamı var. Yani CHP oyunu 3 milyon arttırmış, AK Parti oyunu 2 milyon düşürmüş. Yurt dışı oylar düştükten sonra, bu seçimde yurt dışı oylar kullanılmadı. 14 Mayıs seçimlerine dayanarak söylüyorum ben bunu. Ama CHP'nin %3'lük oyunu arttırması CHP'yi otomatikman %24 oransal olarak arttırmış. AK Parti'yi de 3 milyon oy kaybettirmesi %21 kaybettirmiş. Oy sayısı itibariyle söylüyorum. Ama şu tarafından bakıldığı zaman AK Parti 14 Mayıs'taki %35'lik oransal olarak, yani sayısal olarak kaybetse de oyunu muhafaza ediyor. Ki ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü daha önce AK Parti genel seçimlerde milletvekilleri seçiminde aldığı oydan daha az oy alırdı. En az %3, %5 daha az oy alırdı yerel seçimlerde. Şimdi genel seçimlerde aldığı oyla yerel seçimlerde aldığı oy oranı aynı bir AK Parti var karşımızda. Ya bu neye işaret ediyor? Bu da şuna işaret ediyor. Dramatik bir düşüş halen yok AK Parti. Oransal olarak da baktığınız zaman dramatik bir düşüş yok. Ama referandumdan bu yana, yani 16 Nisan 2017 referandumdan bu yana AK Parti sürekli oy kaybediyor. Ve oy kaybetmesinin önüne geçemiyor. Bu da bir başka tespit. Yani bu en seçim sonuçları üzerinden bir Ek çıkarım olarak yapacaksak bu. bu çıkarımı dedin ya 16 Nisan referandumundan itibaren kaybediyor diye. Aslında bu tek adam rejiminin yani bu yarı başkanlık sistemi diye tarif edilen ve önümüze konulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de seçmen tarafından benimsenmediğinin göstergesi olabilir mi Sedat abi? Tabii kesinlikle. Hatta Çağrı, şimdi bu niye söyledim referandumu ben bir başlangıç olarak verdim. Referandumdan önceki son seçimde, yani 1 Kasım seçimlerinde, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin oyu 49,5-50. Referandum MHP'yi de yanına alarak ve o dönem MHP'nin oyu da %10. Yani ikisinin toplamı %60. Ama referandumdaki evet oyu muazzallı, tartışmalı bir şekilde %50. MHP kendi kitlesini oraya taşıma yeteneği olan bir parti. Hani belki bir iki fire vermiştir ama 2 yıl önce yapılan seçimlere göre AK Parti'nin fren, hatta 2 yıl bile değil, 1,5 yıl önce yapılan seçimlere göre AK Parti'nin firesi en az %10. Yani ya da %8 diyelim. Dramatik düşüşü referandumda yaşamış AK Parti. Çünkü niye? AK Parti seçmeni o dönemde bu anayasa değişikliklerine
%100 tamamıyla katılmamış. Bir mutlak katılım yok. %10 fire Evet. vermiş. Yani %20'si bu anayasa değişikliğine de hayır demiş. Bu da işte senin sorduğun sorunun yanıtı. 2017 referandumundan itibaren bu sisteme hayır diyen AK Partili sayısı çoğalmış. Bugün neye gelmiş? İşte %15'e oranı oransal olarak ulaşmış. Seçmen sayısı olarak ifade etmeye kalkarsak bu oran daha fazla tabii. Evet, şimdi benzer bu konuyu tartışmaya devam edelim. Benzer bir konuyla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası yaptığı açıklama, biz seçmenden ders alıyoruz ve hatalarımıza bakacağız açıklaması. Sonra MKYK'da yaptığı konuşma aslında sızdırılan bir basın metni. Burada da kibir mesajı var. Kibirli olmamak gerektiğine dair ve güneş görmüş buz gibi ya eriyeceğiz ya da buradan toparlanıp çıkacağız diyor. Ama bir taraftan da hemen ertesi gün Van'da yaşanan kayyum krizi, uzun zamandır senin de sohbetlerimizde geçirdiğimiz 1 Nisan sonrasındaki acı reçete, bir taraftan harekat planları ki seçim zamanı da söyledi bunu, seçim gecesi de söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin daha da sistemin oturması, Cumhurbaşkanlığı sisteminin otoriter bir rejime çevrilmişti zaten. Daha da otoriterleşmesi söz konusu olabilir mi? Her ne kadar bu kadar ılımlı mesajlar verse de bu mesajların altında yatan bir otoriterleşme söz konusu mu? Önümüzdeki dönem AKP'de Erdoğan iktidarında ne göreceğiz? Ya ben başından beri bu bir metaforla bunu anlatıyorum. Bu metafor kesildi mi? Sedat abi. Tamam şimdi geldi Tekrar. sesim. Beni dinliyor Evet, musun sesim? tekrar alabilir miyim? Yani biz bir metaforla bunu uzun süredir anlattığını söyledim. Bir Tamam. otoriterleşme görecek miyiz daha fazla diye tekrarlayayım sorumu. Tamam. Dinliyorum seni. Tamam, bir es vereyim de öyle gireyim dedim. Sürekli bir metaforla ben bunu ifade ediyorum. Erdoğan'ın bu rejimi bisiklete benziyor, bisiklet sürmeye benziyor. Yani pedal çevirmeyi bıraktığı zaman bu rejim devrilir. Burada işte o kutuplaştırma ya da o gerginlik siyaseti işte tam da pedal. Bundan vazgeçemez çünkü bunu yaptığı zaman kendi kitlesini de konsolide ediyor. Kendi kitlesine güçlü bir siyasetçi imajını sürekli olarak hatırlatıyor. Ben bir de uygulayacağı ekonomik modele baktığınız ya da ekonomik programa baktığınız zaman başka türlü bu program uygulanamaz. Ya çok ağır bir acı reçete, çok ağır bir kemer sıkma dönemi yaşayacağız. En azından 2 yıl. Yani enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indireceğiz diyorsanız siz insanların alım gücünü yarı yarıya azaltacaksınız demektir. Zaten insanların alım gücü 14 Mayıs'tan bugüne kadar yarı yarıya düşmüş vaziyette. Onun da yarısını geri alacaksınız demektir. Yani elektriğe, doğalgaza, vergilerin hemen hemen tamamına, yani bütün KDV oranlarını %20 ile eşitlemek demek pek çok ürün ve hizmete zam demektir. Dövizi de Evet. bir de serbest bırakacaksınız bir taraftan. O dövizin yükselmesi demek sizin bütün tükettiğiniz ürünlerin fiyatının artması demek. Çünkü her şeyin dövizle bir bağlantısı var. Çünkü yurt dışına bağımlısınız siz. Yani yurt dışında ithalat bağımlısı bir ülkesiniz, kendiniz ürettiğiniz her ne olursa olsun, yani işte tarladaki soğan patates de dahil, onu traktörle çıkarmak için mazot koymakla zorundasınız traktöre ya da tüketiciye ulaştırmak için kamyona yüklemek zorundasınız. Onların hepsi de yurt dışı bağlantılı. Bu Evet. reçeteyi başka türlü uygulayamazlar ve Erdoğan 2028 seçimine kilitlenmiş vaziyette. O yüzden yerel seçim defterini 31 Mart'ta kapatmış vaziyette. Nasıl yapacak, nasıl edecek bunu da göreceğiz. Eli de çok rahat değil. Çok rahat olsaydı zaten bu yerel seçimde o kadar ağır, beklemediğinin üstünde bir yenilgi almaz. Ben beklediğini düşünüyorum. Yani bir başarılı olmak için girdiği bir yerel seçim değildi. Sadece 24 Mayıs 2023'te muhalefet bloğunun çökmesi, parça parça yerel seçimlere girmesi, birbirlerine rakip olarak konumlandırması birazcık umutlandırmıştı ama ellerine gelen anketlerde bunun böyle olmadığını kısa zamanda gördüler.
Ben o nedenle Erdoğan'ın hani o gece yaptığı milli iradedir. Bunların dışında bir şey söyleyemez. Çünkü bu sonuçları da Erdoğan kendi politik hedefi doğrultusunda arasallaştıracaktır, kullanacaktır, zemin haline getirecektir. Şimdi tüm dünyaya bu mesajı da vermeye başladılar da yavaş yavaş zaten. Ben seçim gecesi KRT'deki programda da söylemiştim bunu. Bakın demokratik bir ülkeyiz. Ben de diktatör falan değilim. Açık farkla seçim kaybettim. Görüyorsunuz. İşte ben de onu kabul ettim geceliğin çıkıp itiraz bile etmedim. İşte ne kadar demokratik bir ülkeymişiz fotoğrafıyla Batı'ya, Amerika'ya kendini rahatlatan bir tablo da ortaya çıkardı Erdoğan. Bir de şu var tabii ki yani burada özellikle muhalif seçmenin bir nevi gazı alındı. Birazcık hafif rahatladılar. Çünkü çok ağır bir ekonomik programa muhatap olacak bütün seçmen kitlesi. Şimdi öfkeli bir seçmen kitlesinin karşılığında bu programı uygulamakla öfkesi nispeten dindirilmiş, söndürülmüş bir seçim galibiyetiyle ödüllendirilmiş bir muhalif seçmen kitlesine bu programı uygulamak arasında çok ciddi bir fark vardır. Erdoğan bu dönem biraz daha hafif politik mesajları birazcık daha hafif olabilir. Kendi partisinin içine dönecektir. Çünkü önce konsolide edip derleyip toparlaması gereken bir partisi var. İkinci sırada da devlet bürokrasisi var. Çünkü birazcık iktidardaki parti zayıflama eğilimine girdiği zaman bürokrasiye birazcık şey gelir, cesaret gelir. Oralarda ufak ufak direnç noktaları oluşur. Buna da izin vermemesi gerekiyor tabii Erdoğan'ın. Birazcık içe kapanacaktır, birazcık diplomasiye ağırlık verecektir Erdoğan ama ekonomik programı uygulanırken işte senin de hatırlattığın gibi sınır ötesi operasyonlar, bir çatışma hali. Çünkü bu programın en rahat uygulanabileceği iklim bir çatışma, bir güvenlik kaygısı iklimidir. Ha bunu yaratır mı? Çünkü bunun da ekonomik olarak maliyeti ya da politik olarak maliyeti çok yüksek olur. Bunları hep birlikte izleyip göreceğiz ama ben Erdoğan'ın yönetim anlayışında bir değişiklik olacağı beklentisinde değilim. Ha bunu niye söylüyorum? Çünkü hani bir 10-15 yıllık bir Erdoğan yönetimine ilişkin pratiğimiz var. Sedat abi, bazı yorumları izliyorum, dinliyorum, okuyorum. Erdoğan'ın ılımlı olacağına dair ifadeler söylüyorlar. Seçim günü konuşmasına dayandırarak. Ama sen dedin ki aslında otoriter çatışma dönemi, böyle bir süreç bekliyor bizi. Şimdi ağır ekonomik politikaları uygularken de böyle süreçlere ihtiyacı var dedin. Şimdi şöyle bir soru geldi aklıma benim. Çatışma dönemleri, öfkenin kitlendiği dönemler, tamam Erdoğan iktidarı eskisi gibi güçlü bir iktidar değil. Ama örneğin 1 Kasım zamanında, 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'a geçerkenki süreçte bu çatışma hali etkili oldu. Şimdi bugün yeniden çok umudu kırılmış bir seçmenin motivasyonu halinde olduğu bir seçim geçirdik. Bu muhalefetin ya da insanlar yeniden tıpkı 1 Kasım'daki gibi çatışma sürecinden etkilenip yeniden bu böl parçala yönet taktiği işler mi sence de? Yani halk buna artık eskisi kadar bağlı kalabilir mi? Çatışma siyasetinden beslenen bir iktidar olabilir mi? Demokratik anlamda soruyorum. Ekonomik politikalarını uygularken değil. Ya tabii ki yani seçmeni bir güvenlik kaygısıyla ikna etmek demokratik ülkelerde bir yöntem değildir. Yani eğer bir güvenlik zafiyeti varsa zaten seçmen bunun faturasını iktidardaki partiye keser. Ülkeyi huzuru sağlamak birinci derecede iktidar partisinin görevidir. Yani ülkeyi huzursuz hale ya da güvenlik kaygısı duyulu hale getirdiyseniz bunun bir bedeli vardır, politik bedeli vardır ve bunu sandıkta seçmen size ödetir. Ama Türkiye öyle bir ülke değil. Bunu gördük işte 7 Haziran 1 Kasım 2015 seçimlerinde ama o dönem ekonomi de iyiydi. Ve bir anda devletin çatısı altına yani devlet olarak AK Parti'yi ifade ediyorum. Sığınmak isteyen insanların karnı toktu. Yani çarşıda pazarda alışveriş yapabiliyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bu yoksullaşmanın üzerine bir de güvenlik kaygısı eklenirse tam demokratik ülkelerde olduğu gibi bunun faturasını seçmen, AK Partili seçmen de dahil ki kısmen bunu gördük.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde iktidara keser. Bunu Erdoğan hesaplayabilecek kadar deneyimli bir siyasetçidir. O yüzden bunun dozunu ya da kurgusunu, çünkü bu güvenlik kaygısının nereden gelebileceğini çözemiyoruz. Yani iç mi, dış mı, yoksa hani milli, ulusal falan diye adlandırabilecekleri bir alana mı taşıyacaklar? Bunu henüz çözmüş değiliz. Bilemiyoruz da nitekim. Çünkü biraz önce söyledim, bunun da maliyeti çok büyük olur. Bunun da çok ince hesabının yapılması lazım. Hem politik hem ekonomik hem de diplomatik, kolay işler değil bu işler. Bunu hep birlikte göreceğiz ama ben o alanı boş bırakmayacağı, yani insanlarda bir güvenlik kaygısını yaratabileceği bir iklimden kolay kolay vazgeçmeyeceğini, çünkü o onun için konforlu bir siyaset yapma alanı yaratıyor. Ve hani 15 Temmuz'da bunu uzun süre yaptı, çok onu kullandı ama artık tükendi, bitti. Artık böyle elinde siyaseten bir öykü haline getirip seçmene ileteceği, seçmene ulaştıracağı ve seçmene ikna edebileceği bir şey de kalmadı. Bu nedenle ben o güvenlik kaygısının tam da senin söylediğin gibi ters tepme Evet. ihtimalinin bu ekonomik koşullarda çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Evet, Ama bu vazgeçmesi için yeterli midir, o tartışma konusu. ben bir taraftan 7 Haziran seçimlerinde dolar ne kadardı diye anımsamaya çalıştım. O yüzden telefondan, internetten bakıyorum. Üç 3 liraydı lira galiba. değilmiş dolar. Yani Yani 3 üç lira lira falan değilmiş. Evet, 2016'da 2,90 dolar ve şu anda dolar kuru yani 40 liraları bulacak bir iki ay içerisinde diye bir söylenti diyeceğim oradan ama yani böyle bir öngörü de söz konusu tabii tabii bakalım. ya, bak dolarla ilgili bir de bilgi vereyim, tam senin söylediğine ek olsun. Merkez Bankası döviz almaya başladı. Çünkü niye? Döviz düşme eğilimine girdi. Yani normal koşullarda çok yükselmiş, dövizin çok yükseldiği ülkeler o dövizi düşürmeye çalışırlar. Şimdi Merkez Bankası bizzat devreye girip doların düşmesini istemiyorsa bunun yönünün yukarı olacağını anlamak hiç zor değildir. O yüzden senin söylediğin 40 lira belki bugün Merkez Bankası'nın da ve piyasanın da normal karşıladığı bir fiyat olabilir. Evet. Ama tabii insanların pazarda etkilendiği bir durum söz konusu olacak. Benim dün pazarım vardı mahallemde ama sokakta bayram öncesi pazarda insan sayısı gerçekten azdı. Alanlarda iki tane domates, iki tane salatalık şeklinde ayırıyorlar. Halbuki yani daha birkaç sene önce bayram öncesinde pazarlar dolar taşardı bilirsin Sedat abi. Şimdi biz yeniden 31 Mart seçimlerine dönelim. Bu rakamlar, bu oranlar diğer siyasi partileri nasıl etkiler? Bu soruyu soracağım sana. Gelecek Partisi, Deva Partisi, CHP kontenjanından meclise giren partiler belirli bir yerde edindiler. Hatta birlikte grup toplantısı da yapıyorlar. Bir kitleleri de söz konusu. Ama bunların erimesine vesile olur mu? Sebep olur mu? Çünkü CHP artık gerçekten birinci parti oldu ve moral motivasyon üstünlüğünü de sağlamış oldu. Bir parantez açacağım. Gelecek Partisi'nin bazı bölgelerde AKP ile işbirliği yaptığı bilgisini de insanlara hatırlatalım bu yerel seçimlerde. Gelecek Partisi bir iki seçim bölgesinde AK Parti'nin adayına destek verdi. AK Parti ile bir işbirliği olarak adlandırma, o çok emin değilim. Bu partiler zaten yerel seçimde çok iddiası olan partiler değillerdi. Yani aynı şeyi Zafer Partisi için de söyleyebiliriz. Zafer Partisi ne yapacak? Dükkanı kapatıp gidecek mi? Hayır, o yerel seçim. Şimdi tabii ki Gelecek ve Deva Partisi'ni ayrı bir yerlere koymak lazım. Saadet'i de ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Çünkü milli görüş siyasetini savunan Yeniden Refah Partisi'nin hayli gerisinde kaldığı milli görüş hareketinin fikir anası olan parti. Bu bir tartışma konusudur tabii. Bu ayrıca irdelenmesi gerekir ama uzun zamandır Saadet Partisi o %1 bandını muhafaza ediyor. Burada da muhafaza ettiğini gördük. Israrcıdır onlar siyasette. O %1 onlar için çok takınılacak bir takıntı haline getirecek bir oran değildir. Çünkü Necmettin Demiral da 12 Eylül sonrasında, Necmettin Erbakan da 12 Eylül sonrasında partisi siyasete katıldığı zaman %1'lerle 2'lerle ifade ediliyordu. 14 yıl sonra 95 seçimlerinde %21'lik bir parti haline geldi ve iktidar oldu. Erbakan'ı başbakan koltuğuna oturttu. Orada bu sabır meselesi işler.
Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu bence beklediğini bulamayan şeyler, partiler. Hani bu 14 Mayıs'ta aslında bu muhafazakar partilerin gücünün denenmesi gerekiyordu ama o zaman Millet İttifakı'ndaki bir görüş ayrılığı, işte Meral Akşener'in İYİ Parti ile ısrarcı bir şekilde ben gireceğim, kimseyi de almam. Öte yandan muhafazakar bir çatla girmelerine Ali Babacan'ın itirazı bu partilerin toplam gücünün ortaya konulmasını engelledi. Hepsinin CHP'ye toplanması da CHP'nin de bir anlamda taşıyamayacağı bir yük haline geldi. Ama yerel seçim bunların denenebileceği bir seçim değil. Onun nitekim onlar da farkında. Ali Babacan yola devam edeceğiz diyor. Ahmet Davutoğlu da bir biçimde benzer cümleler kurdular. Bunlar 3-4 yıl boyunca bu ekonomik krizin üzerinden bir siyaset yaparak görünür hale gelmek isteyeceklerdir. Ali Babacan'ın en büyük iddiası zaten ekonomi alanı ile ilgili. Çünkü bütün siyasetini benim zamanımda diyerek anlatıyor ki kendi zamanını anlatarak yapıyor bütün siyasetini. Onun üzerine inşa etmiş vaziyette. Kendi döneminin ekonomik verileriyle bugünkü ekonomik verileri kıyaslıyor. Ve tekrar kendi döneminin ancak kendisiyle birlikte mümkün olduğunu dile getiriyor. Siyasi iddiası da bu zaten. Ahmet Davutoğlu çok buralara girmiyor tabii ki. Ahmet Davutoğlu'nun hareketi partisi çok uzun soluklu olur mu bilmem ama Deva Partisi yoluna devam eder. Saadet Partisi yoluna devam eder. Yani Ahmet Davutoğlu Deva ile mi birleşir, Saadet'le mi birleşir bundan çok emin değilim. Yeniden Refah orada bir alternatif olma hali var. O onu motive ediyor zaten. O öylece yol alır. Ona da bakmak lazım. İyi Parti bir kurultay toplayacaktır. Kurultayda Meral Akşener kalır mı gider mi kim gelir? Gelenin niteliğine göre İyi Parti derlerini toparlanabilir de ya işte gene MHP'nin siyasi hattında onun içinden çıkmış bir parti hüviyetine kazanır ya da merkez sağ hareket etmek ister. Bunda ne kadar başarılı olur? Meral Akşener bunda başarılı olamadı. Bir seçim daha görmek lazım İyi Parti'nin parti olup olmadığını. Çünkü bu 4 yıl içinde MHP'deki değişim de MHP'de de bir değişim olacaksa eğer beklenti bu yönde 1-2 yıl içinde İyi Parti'nin geleceğini de MHP'deki Evet, değişim kısmı belirleyecektir. CHP'ye. Evet. Şimdi yine bir ekranım dondu Sedat abi. Bu arada ben yeni sorumla devam edeyim. Hem Akşener meselesini konuşurken. Şimdi Meral Akşener kurultayda yeniden aday olur ve seçilirse bir Erdoğan'la işbirliği, Erdoğan'ın daha da yanında durma bir ittifak hali bekliyor musun sen? Bugünkü pozisyonu zaten Cumhur İttifakı'nın çok uzağında bir pozisyon değil ki yani durmadan Erdoğan'a akıl veriyor. Yani memura zam yap, işçiye zam yap falan diye eleştirmiyor. Yani sanki bu dediklerimi yaparsan iyi olur da diyor. Bu ne demektir? Yani yeriniz orası demektir. Cumhur İttifakı'nın yanında bir pozisyon kendisine tayin etmiş vaziyette. Ha, kurultaydan sonra, olağanüstü kurultaydan sonra tekrar genel başkan olarak kalırsa partisini oraya ya da partisinin kalan kısmını oraya taşıyabilir mi? Soru işareti bu. O yüzden Cumhur İttifakı'na ben kısa zamanda hareket edeceği kanısında değilim. Seçimi bekleyecektir. Seçime kadar böyle arada derede hafif de Cumhur İttifakı'ndan yana Erdoğan'dan yana bir pozisyon almış. Onun yörüngesinde hareket eden bir İyi Parti görme ihtimalimiz yüksek. Bu Evet. neye yarayacak? Bu en azından hani iktidarın, devletin yanında yer alan sağ partinin genel başkanlığı koltuğunu korumasına olanak sağlayacaktır. Çünkü Devlet Bahçeli de aynısını yaptı ve hem genel başkanlığını muhafaza etti hem de oy oranını. Oraya zorlayacaktır ama Meral Akşener'in partisi İyi Parti buna çok müsait bir parti değil. Tabanını da burada ikna edemez, tutamaz. Parti meclis grubunu da milletvekillerini de tutamaz. Çünkü seçimlerden 3 ay sonra 6 milletvekili ayrıldı bu partiden ve Evet. 30 milletvekilinin 6'sı ayrıldı. Yani 130 milletvekili vardı 6'sı ayrıldı değil. 30 milletvekilinden 6'sı ayrıldı. %5'ini kaybetti. Evet. Bu çok büyük bir rakam. Benzer bir tabloya yeniden AKP'ye döneceğim ama Sedat abi. Şimdi böyle durumlarda kayıplar yaşandığı zaman partiler arasında gerilimler olur. Biz bunu İyi Parti'deki gerilimde gördük zaten. Ama AK Parti böyle bir parti mi? Bir iki gündür kulisler okuyorum. AK Parti'de gerilim var bu kaybetme meselesinden sonra bölünmeler var diye. Örneğin bu Van meselesi, Van'da atanmak istenen kayyım AKP içerisinde çok tartışıldı deniliyor. Hayati Yazıcı'nın bir tweet atması ve o tweet'i daha sonra silmesi de bununla alakalı denilen
yorumlar var. Sen AK Parti'yi nasıl gözlemliyorsun? Var mı bir orada gerilim, çatışma, yol ayrılığı? İkiye bölünmeden bahsetmiyorum ama. AK Parti çok büyüdü, çok bünyesi büyüdü. Artık çok kolay yönetilebilir bir parti değil. Bir de hani o partide senin dediğin gibi bölünme, tartışma ya da ciddi bir muhalefet olabilecek isimlerin hepsi tasfiye edildi. Bir şekilde tasfiye edildi. Hepsi AK Parti'nin dışında. Şimdi AK Parti'de bir muhalif harekete önderlik edebilecek ya da bir organizasyon yapabilecek hiçbir isim yok. Zaten eleştirilere baktığınız zaman da hiç kimse Erdoğan önüne hedef olarak koymuyor. Erdoğan yanındakileri koyuyor. Oysa şunu biliyoruz. Yani AK Parti'de ne oluyorsa Erdoğan istediği için oluyor. Erdoğan'a rağmen bir şeylerin olduğu bir parti değildir AK Parti. Aday belirleme döneminde de muhtelif yapılar vardı. Ben bunu işte Kısa Dalga'da da yazmıştım bir iki kere. Klikler var, kliklerin adayları var. Adaylar üzerinden bir mücadele yürütüldü mü? Yürütüldü. İşte İstanbul'da aday belirlenirken, Ankara'da aday belirlenirken o klikler çatışma halindeydi. Parti meclisi oluştururken, pardon MKYK oluştururken, MYK oluştururken bu klikler hep devreye girdiler zaten. Yani hiçbir partide yani işte bugün DEVA'yı geleceği biraz önce konuştuk 0,17 yüzde oy alan partiler. Bunların içinde de bu parçalanmalar var. Ama AK Parti'deki parçalanmanın hani böyle bir AK Parti'nin bundan sonraki rotasını belirleyecek bir güçte, kuvvette, şiddette midir? Ondan çok emin değilim. Çünkü halen Erdoğan Cumhurbaşkanı ve önünde 5 yıl, 4 yıl Cumhurbaşkanlığı yapacağı süre var. Devlet ellerinde, güç ellerinde. Hani şimdiden dağılmalarını gerektirecek, işte sert muhalefet yapmalarını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ama kendi içlerinde bu yaşadıkları mücadele, yani Erdoğan'ın çevresinde yer alarak yaşadıkları mücadele sürer. Bunun sonucunda ne olur? Erdoğan bunu yönetir. Grupta değişiklikler yapar, parti yönetiminde değişiklikler yapar, bakanlarla değişik yapar. Bakanlar zaten siyasetçi değil. Belki orayı bir siyasetçi isimlerle takviye eder. Bunu yönetir Erdoğan. Yani AK Parti'de ben kısa dönemde böyle bir çatlama, patlama, müthiş bir tartışma beklemiyorum. Normaldir. Çünkü parti biraz önce söyledim 9 yıldır sürekli oy kaybediyor ve bunu döndüremiyorlar. Bunu gören parti içindeki insanlar, partide geleceğe yönelik beklentisi olan insanlar itiraz edeceklerdir. Evet. O zaman son sorum olsun. Bu seçimlerde sokakta olmanın ya da kayyum atanırken sokağa çıkmanın, bir direniş halinde olmanın, dayanışmanın önemini gördük sanki. Muhalefet sokakla bundan sonra nasıl bir bağ kurar? Sen ne öngörüyorsun? Var mı bir tahminin bu konuda? CHP, çünkü Özgür Özel yönetimindeki CHP en başından beri biz sokağa karşı değiliz. Sokağa çıkmak gerektiğini ve hakların sokakta kazanılması gerektiğini söylüyorduk dedi ve bana bir dayanışma heyeti gönderdi. Batı'dan çok ciddi bir ses yükseldi. Van kayyumuna dair bir dayanışma hali aslında burayı pasivize etti. İktidar yapmak istediği adımı önüne geçti. Bundan sonra buradan da alınan bir ders olur mu sence? Sokakla muhalefetin ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun? Ya Özgür Özel hani CHP bundan sonra diye cümle kuruyorsa bundan önce de yönetimdeydi. Şimdi Özgür Özel'in yanındakiler de bundan önceki CHP yönetimindeydiler. Hani CHP'nin yönetim kademesi komple değişmiş değil. Genel başkanı değişti. Şimdi kendileri bir miting yapacaklardı Ankara'da. Halen yapamadılar. Yani Evet, anayasa mahkemesi sokakla ilgili bir kaldı. karar vermek bugün CHP'nin de çok kolay bileceği bir karar değil. Van'daki meselenin iki tane unsuru var. O tarafından bakmak lazım. Bir, AK Parti çok ağır bir yenilgi yaşadı. Bu yenilgiyi üzerine devleti araçsallaştırarak politik hamleler yapması kendi tabanında bile sert tepki görür. Sadece Van meselesinde Hayati Yazıcı'yı görmedik. Can Atalay meselesinde de hem Hayati Yazıcı hem Abdülhamit Gül çok ağır tweetler attılar. Sert karşı çıktılar. Yani Anayasa Mahkemesi kararının Yargıtay'ın tanımaması üzerine. Yani öyle ufak tefek refleksler gösteren bir parti AK Parti. Şimdi bu bir de şu var tabii ki hani muhalefet niye hemencecik bunu sahiplendi? Bir anda sokaklara çıktılar. Yani Kürt seçmen için söylüyorum. Hani DEM seçmeni HDP için söylüyorum. Artık canları çok sıkıldı. Yani bir dönem önceki kazandıkları bütün belediye başkanları hemen ertesi gün idari bir kararla, yargı kararıyla bile değil. İdari bir karar ellerinden alındı. Üstüne bir de bu alınınca gene tekrarlayarak alınınca
sandık ısrarını, sivil siyasete katılma ısrarını sürdüren seçmen normal olarak kızacaktır. Tabii öfkesini göstermek için bir araç kullanacaktır. Sokakta demokratik bir öfke gösterme, itiraz etme, bir şeyler talep etme aracıdır. Burada tüm partilerin ne İstanbul elinizde kalır, ne Ankara elinizde kalır, ne Antalya elinizde kalır. Ve burada direnmeye başlamazsanız, geçen sefer bu hatayı yaptınız, bu bir çorap söküğü gibi her tarafı sararak size kadar gelir. Çünkü Erdoğan bu yönetim modelini hani kendisini en çok sıkıştıracak Avrupa'ya, Amerika'ya kabullendirmiş vaziyette. Yani niye kayyum atadın diye sormazlar. Demokrasiyi niye tanımadın, seçimden çıkan sonuca niye saygı göstermedin diye. Erdoğan'ı sıkıştırabilecek hiçbir yer yok. Sadece sokak. Bir de hani sokaktan şaz etmiyor Erdoğan. Sanıyorum öğrene öğrene ders çıkara çıkara ilerleniliyor bu süreçte. Biraz Van örneğinde böyle oldu. Edinilen o acı tecrübeler Van'da, yani sokağa çıkmama hali, biraz geri durma hali. Bu kez Van'da tam tersi Bu olunca Çağrı kazanamadım. bu sadece Van özelinden değil, yani böyle otoriterleşme eğilimi olan yapılarla, elinde devlet olan yapılarla mücadele etmek uzun soluklu bir iştir. Bakın Erdoğan önce 52 oy oranında durduruldu. Ondan sonra 49,5'a geriletildi. Bak şimdi ikinci parti oldu. Bunların hepsini kaç yılda oldu biliyor musun? 10 yılda oldu. Yani belki bundan sonra 5 yılını da alacak Türkiye'nin bu rejimden kurtulması ya da bu rejimi geriletmesi. Bu işler kolay değil. Devletin Bu kılcal söylediğiniz damarlarına kadar. sadece çok kıymetli, çünkü insanlar bir seçimde kazanamayınca çok moral ve motivasyonu düşünüyor. 14 Mayıs'ta bunu gördük. Ya tabii haklıydı insanlar, ama hani adım adım uzun vadeli baktığında bir gerilemeyi, belki yavaş ama bir gerilemeyi gördüğünde muhalefetin ve insanların aslında daha umuda yakın durması, umudunu kaybetmemesi, bu sistemin değişeceğini öngörebilmesi açısından çok önemliydi söylediğin. Teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığın ve değerli analizlerin için. Yeniden haftaya tekrar yayınımızda devam ederiz. Sevgili izleyenler, Kısa Dalga'yla da 31 Mart seçimlerini değerlendirdik. Bir haftada neler yaşanıyor değerlendirdik. Özellikle iktidar kanadında ne olduğu günlerdir konuşuluyordu. Sedat Bozkurt bize değerli analizleriyle bir yol haritası aslında aktarmış oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. Hoşça kalın, tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.